Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 19 Eylül 2020 günlerden cumartesi. Hepinize güzel bir hafta sonu temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu olur sevgili yarısı severler. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte en içten dileklerimle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım bu hafta sonu şanslı kalemleri hep birlikte buluruz arkadaşlar. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Arkadaşlar 19 Eylül 2020 Cumartesi günü gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlamıştı. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimizi verdik. Az evvel İzmir 1. altılı ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi İzmir 2. altılı ganyan analizimize. İzmir 2. altılı ganyan analizimize geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Arkadaşlar bir elin nesi var, iki elin sesi var. Eğer sizler yanımda olursanız kanalımız 100 binleri, 200 binleri de bulacaktır. Özellikle sizlerden bir ücret talep etmiyoruz. Emeklerimizin karşılığında kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza tavsiye etmenizi, önermenizi istiyoruz. Özellikle sizler de abone değilseniz bir kişi bulmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Sizler de abone değilseniz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın hızlı yükselişinde sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Kanalımız her gün periyodik olarak 70-80 kişi zaten artıyor arkadaşlar. Ama sizlerin desteği olursa yani bu kanal 50 bin, 100 bin, 200 binlerde bulacaktır. At yarışı, en büyük at yarışı camiası olacağız. Şu anda da öyleyiz zaten ama 100 binleri bulan bir at yarışı camiası olalım. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı kesinlikle ihmal etmeyelim arkadaşlar. Atacağınız her beğeni bizi sosyal medyada ilk sayfalara çıkaracaktır. Yine videoların altına yorum yazmayı da unutmayalım sevgili yarışseverler diyerek ben 19 Eylül 2020 İzmir 2. altılı ganyan analizlerime geçiyorum. İzmir'de 10 koşuluk program var arkadaşlar. 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla start alacak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 16 yarışı altılı ganyan ilk ayağı burada. Öncelikli ismi Mikruma Lizardon. Özellikle Kürman Lizardon'dan bugün etkili bir yarış bekliyorum. Böyle sonlarda gelip bu rakiplerini yürüyerek dış kulvardan geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bugün Mahir Şahin dairesinde 61 kilo sikletiyle birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Pis Kralı ardı ardına güzel yarışlar çıkardı. Halil Kaplan idaresinde piste çıkacak. Tiki Torku'nun torunu Kaizbert'in temsilcisi 4 numaralı Pis Kralı da bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Gülüşlü. Arkadaşlar bu safkanda bir Alabakan temsilcisi. Bir Sezgin Bey torunu. Gerçekten güzel yarışlar, etkili yarışlar yapıyor. Özellikle son yarışında şartlı 4 yarışta güzel bir üçüncülük elde etti. Benli Gül, Madamelli, arkası Gülüştü. Bana göre çok etkili bir yarıştı. O gün içinde arkadaşlar üzerinde yine aprant arkadaşımız Halil Gün vardı. Bugün yine Halil Gün idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak 1 numara Gülüştü. Yine 9 numaralı Özdoğa, 8 numaralı Kürşat Baba ve 10 numaralı Senior isimli safkanlar benim bu koşuda yarışsever arkadaşlarıma sırasıyla önereceğim isimler olacaktır. Yine burada tuttuğunuz safkan varsa, başka yertekiniz varsa burayı hepsi şeklinde değerlendirebilirsiniz diye sizlere tavsiyede bulunayım. Ve Altıgan ikinci aya 4 yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burada Sayın Yusuf Küreme ait Turbo Seçilay orijiniyle 1 numara Alemin Kralı. Bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde piste çıkacak. Son yarışı satış 2 koşusunda güzel bir ikincilik elde etmişti o gün. O gün için Şeyh Levent arkası ikinci olmuştu. Beğenimi kazandı. Turbo'nun tayı 1 numara Alemin Kralı. İlk şanslı safkanım olacak yine 2 numaralı Benli Gül. Güzel bir birincilik elde etti. Bugün İlker Soyaz idaresinde
benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Ve 7 numaralı Özalak benim üçüncü şans vereceğim isim olacak bu koşta. Burayı da 1-2-7 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılgay'ın üçüncü ayağına geçiyorum. Altılgay'ın üçüncü ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak şartlı iki yarışı. Arkadaşlar burada da 4 numaralı Dimaria. Bugün Muhammed Mirbilgin idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Dimaria'da benim birinci şans vereceğim isim olacak. Özellikle son yarışında böyle grubun içindeydi. Yani ilk 5 safkan içerisindeydi. Daha sonra jockey safkanı tuttu ama tuttuktan sonra safkanın o aksiyonları, o gitmek istemesi, beni bırak demesi çok dikkatimi çekti. Ben bugün 4 numaralı Dimaria'yı o yüzden birinci şanslı isim olarak önerdim. Yine 6 numaralı Kızım Rengin. Kaliteli safkan izlenim veriyor. Son koştu. Dördüncü geldiği yarışta yine beğenimi kazanan isim oldu. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numara Rastgele isimli safkan. Acayip işler yapmış arkadaşlar. Sonunu 23 yapmış 400'ünü. Safkan bir Freeman torunu. Anne tarafından Kastad Rising'e dayanan bir kanattı var. Babadan Niğdeli. Ben 8 numara Rastgele'ye de bugün dikkat diyerek 3. şanslı isim olarak veriyorum. Ve Altılgay'ın 4. ayına geçiyorum. Altılgay'ın 4. aya 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 7 yarışı. Buca kaymakamlı koşusu. Arkadaşlar son yarışında size bir safkanı tek vermiştim. Hatırlar mısınız bilmiyorum bu ayakta koşan. Bugün özellikle baktım burada Utku'nun kızı koşuyor, Don Carlone koşuyor falan. Ama ben yine son yarışta tek verdiğim safkanın yarışlarını dikkatli bir şekilde tekrar izledim. Bütün safkanların yarışlarını. Bu benim kendi fikrim arkadaşlar. Bir makriminal son yarışında rakiplerine bir mücadele içerisine girdi. Sizlere biliyorsunuz bank olarak vermiştim Altılgay'ın 5. ayında. Ama çok iyi Sinan Özen safkana ufak tefek bir çalışma yaptı. Aniden grubu 2-3 boy ayırdı. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben bugün belki Buca kaymakamlı koşusuna çıkıyor ama o formuyla, o aksiyonuyla, o sprintiyle burada tek atmaya değer bir safkan olduğunu düşünüyorum. Hiç olmadı tuttuğum safkandan yatayım yatarsam. Sizler de izleyin son yarışını. Benim gibi düşünürseniz sizler de bir numara Kriminal'ı tek olarak yazabilirsiniz sevgili yarısı severler. Başka yerde tekimiz var. Biz burada Kriminal'ı tek yazmak istemiyoruz derseniz bana göre 2 numara Don Carleon. Size veriyorum bu safkanları. Yine 6 numaralı Utku'nun kızı burada değerlendirilebilir. Ama benim tekim 1 numara Kriminal'dır arkadaşlar. Yanına safkan yazmıyorum. Sadece sizlere alternatif safkanları söyledim. Ve Altılgay'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak Meydin yarışı. Arkadaşlar burada da yine 5 numara Harzem Şah isimli safkanı son ikinciliğinde çok beğendiğim Turbo'nun tayı Magrib'in torunu 5 numaralı Harzem Şah bugün son yarışını tekrar etmesi durumunda Sinan Özen idaresinde şanslı görünüyor. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Barut Han. Özellikle bu safkanda bir özgün an temsilcisi, bir binnaz yavrusu, bilgine dayanan anne kanatı var. 2 numaralı Barut Han da bugün Atakan Cantalivre'nin dairesinde son güzel dördüncülüğünle benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 7 numaralı Kratilla Ali Alpokut idaresinde piste çıkacak. Tümöz Bey temsilcisi, Caş torunu 7 numaralı Kratilla da bugün benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Sehergül ve ilk defa koşacak olmasına rağmen 3 numaralı Bay Haber isimli safkanlar sırasıyla benim burada değerlendireceğim isimlerdir diyorum. Ve Altılgay'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak bir Altılgay analizim, bir de misli Altılgay analizim olacak. Altılgay'ın son ayağı 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta kapanacak. Burada da 1 numara Benli Sultan'ı özellikle son yarışıyla, son güzel yarışıyla bugün birinci şanslı isim olarak değerlendireceğim arkadaşlar. 1 numara Benli Sultan son yarışında handikap 17 yarışta 1200'de etkili bir yarış çıkardı. 1.18 üzerinde koştu ve o günkü rakipleri yarışın favorisi Kaya Bert'i, Şerif A'yı ve Ananiye'yi geçmeyi başardı.
Ben bugün bir numara Benli Sultan'ı Muhammed Bilgin dairesinde birinci şanslı isim olarak öneririm. Yine 7 numara Baba Çınar. Belki sürpriz çıkacak bugün. Belki aprantisi var, fazla tutulmuyor ama bugün Oktay Kızıltaş dairesinde 7 numara Baba Çınar'da beğenimi kazanan isim oldu. Yine 3 numaralı Fadik. Bugün ikili koşma avantajda bulunan grubun kaliteli safkanlarından 3 numaralı Fadik. Bugün benim 3. şanslı safkanım olacak. Ardı ardına kum yarışlar koştu. Ama ben bu safkanın Çim'e gider de yanı olduğunu düşünüyorum. Daha önce Çim'de 2 tane 3.'lüğü var bu safkanın. Bugün yine bu safkanı da 3. şanslı isim olarak değerlendireceğim. Yine 5 numaralı Rüzgar Fırtınası. Mertcan Çelik idaresinde benim 4. şans vereceğim isim olacak. Yine bütçe durumumuza göre 2 numaralı Kuşi, 8 numaralı Küçük Bakır ve 11 numaralı Sevdam isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir. Arkadaşlar 8 numara Küçük Bakır dedim. 8 numaralı Talantay isimli safkanlar sırasıyla değerlendirilebilir. Yine 10 numaralı Küçük Bakır'da sizlere sürprizle önereyim. Çünkü ağzımdan çıkan safkanlar genelde her nedense geliyor. 10'da 8 falan oldu arkadaşlar. Hesap edin yani. Demek ki bilinçaltıma yerleşiyor. Ve ufak altılı ganyan analizi bu şekilde olacak. Altılı ganyan ilk ayağı 4'lük ara yaşlı Arapların 2000 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 16 yarışında 2 numaralı Lizardon, 4 numaralı Pis Kralı, 1 numaralı Gülüşlü, 9 numaralı Özdağ, 10 numaralı Senior şeklinde olacak arkadaşlar. Yine altılı ganyan ikinci ayağına geçeceğim. Altılı ganyan ikinci ayağında 1 numaralı Alemin Kralı, 2 numaralı Benli Gül, 7 numaralı Özalak. Yine 3 safkanı değerlendireceğim. Altılı ganyan üçüncü ayağında yine 4 numaralı Dimaria. Bank olarak yazacağım arkadaşlar bu safkan. Çok beğenimi kazandı. Özellikle son yarışında bugün etkili koşmasını bekliyorum Dimaria'nın. Altılı ganyanlar 3'te 1 oranına düştü. Yani 150 liraysa 50 liraya düştü. İşte altı ganyan dördüncü ayağında yine 1 numaralı Criminal isimli safkanı banko olarak veriyorum. Altı ganyanın 5. ayağında da yine 5 numaralı Harzem Şah, 2 numaralı Barutan, 7 numaralı Kratilla. 3 safkanı değerlendirdim arkadaşlar. Burada da neredeyse yarı yarıya düştü. Ve altı ganyanın son ayağı yine aynı şekilde değerlendiriyorum. 1, 7, 3, 5, 2, 8, 11 ve 10 şeklinde değerlendiriyorum. Arkadaşlar şöyle bir misli altılı ganyan yapalım sizlerle. Misli altılı ganyan şu şekil olsun. 2 artı 2 numaralı Lizardon. Banko yazalım Lizardon'u. Altılı ganyan ikinci ayağında 1 numaralı Alemin Kralı, 2 numaralı Benli Gül ve 7 numaralı Özalak yazalım. Altılı ganyan üçüncü ayağında 4 numaralı Dimaria'yı tek yazalım. Altılı ganyanın dördüncü ayağında 1 numaralı Criminal tek. Evet. Altılı ganyanın 5. ayağında 5 numaralı Harzem Şah ve 2 numaralı Barutan. Hatta 7 numaralı Kratilla'yı da yazalım arkadaşlar. Ve altılı ganyanın son ayağında da ben 1 numaralı Benli Sultan banko olarak yazalım. Misliyi de böyle değerlendirelim. Yedili piyasa tahmini bekleyen var mı bilmiyorum. Yedili piyasa tahmini de verelim. Arkadaşlarımızın hatırı kırılmasın. Arkadaşlar 7 piyasa tahminlerim de şu şekilde olacak. Evet. İlk ayakta 9 numaralı Trak isimli safkan. Ekürü biliyorsunuz bu safkanlar. Kurtel Ekürüsü'ne ait. Sayın Melis Kurtel Emine ait. 9 numara. Yine 1 numara Baba Mahir. 2 safkanla değerlendiremeyeceğim ama 4 numara Çelik ile elde yazalım. 7 piyasanın para vermesi için arkadaşlar sonuçta bir şeyler yapmak lazım. 7 piyasamızın ikinci ayağında yine 2 numaralı Lizardon'u ben banko yazacağım. 7 piyasamızın üçüncü ayağında 1 numaralı Alemin Kralı. Evet yine 2 numaralı Benli Gül ve 7 numaralı Özalak şeklinde değerlendireceğim. 7 piyasamızın dördüncü ayağına geçiyorum. 4, 5, 6. Evet 7. ayağı yine 4 numaralı Dimaria, 6 numaralı Kızım Rengin. 2 safkan yeterli görüyorum. 7 piyasamızın 5. ayağında 1 numaralı Criminal bankomuz. Evet 7 piyasamızın 6. ayağında ben 5 numaralı Harzem Şah, 2 numaralı Barutan. Yine burada atlayalım arkadaşlar. Yine 7 numaralı Kratilla ve 10 numaralı Sehergül isimli safkanı yazalım. Hatta 3 numaralı Bay Haber de yazalım.
para versin. Gidip piyasamızın son ayağında yine 1 numara Benli Sultan, 7 numara Baba Çınar. Yine biraz atlayalım aşağılara geçelim. Para versin 7'li piyasa. 5 numara Rüzgar Fırtınası. Yine tuttum safkanlar içerisinde atlıyorum arkadaşlar. Yine 8 numaralı Talantay ve 11 numaralı Sevdam. Hatta 10 numara Küçük Bakır da ekleyelim. Bu da böyle olsun arkadaşlar. Yine misli 7'li piyasa tahminim de şu şekil olur. Yine ilk ayakta 9 numara Tırık ve 1 numaralı Babaş Mahir. 2. ayakta 2 numara Lizardon Tek. 3. ayakta 1 numara Alemin Kral Tek. 4. ayakta 4 numara Dimariye Tek. 5. ayakta 1 numara Criminal Tek. 6. ayakta yine 5 numara Harzemşah. 2 numara Barutan. Ve son ayakta da yine 1 numaralı Benlis Sultan, 7 numaralı Baba Çınar ve 3 numaralı Fadik şeklinde öneriyorum arkadaşlar. Umarım misli tutar. Hepsi tutsun arkadaşlar. Bu da benim enişten dileğim. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu dilerim. Bugün kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle abone değilseniz mutlaka videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butona tıklayarak kanalımıza destek verin. Ama mutlaka at yarışı oynayan bir arkadaşınıza sohbet esnasında videolarımızı izletin. Kanalımızı önerin ki kanalımız çok hızlı bir şekilde yukarılara çıksın arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Umarım bugün bütün altınları buluruz arkadaşlar. Bu da benim enişten dileğim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.